Bu video çalışmamızda, Excel'de bu şekilde seçtiğimiz hücreleri nasıl renklendirebiliriz konusunu anlatacağız. İlk adım olarak, Excel içeriğimizi klavyeden Ctrl+A tuşuna basarak seçiyoruz. Ardından, giriş menüsü altında yer alan, koşullu biçimlendirme seçeneğine tıklıyoruz. Açılan alt seçeneklerden, yeni kural seçeneğine tıklıyoruz. Kural seçenekleri içinde yer alan, biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan seçeneğini seçiyorum. Formül alanına, eşittir satır yazarak parantezleri kapatıyoruz. Devamında, tekrar eşittir yazarak hücre yazıp parantez açıyoruz ve içine tırnak işareti koyarak satır yazıp tırnak işaretini ve parantezi kapatıyoruz. Formülümüzü yazdıktan sonra, biçimlendirme bölümüne tıklıyoruz. Biçimlendirme seçeneklerinin üst bölümünde yer alan, dolgu seçeneğine tıklıyoruz. Burada, seçtiğiniz hücrenin hangi renkte olmasını istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ben örnek çalışmam için bu rengi seçiyorum. Son olarak tamam butonuna basıyoruz. Şimdi işlemin çalışması için, makro kod ekleyeceğiz. Kod eklemek için, içeriğin alt bölümünde yer alan sayfa adına mouse ile geliyorum ve sağ tuşa basıyorum. Açılan seçeneklerden, kod görüntüle seçeneğine tıklıyoruz. Kod bölümünde yer alan genel bölümünü, worksheet olarak seçiyoruz. Bu alana, target.calculate kodunu yazıyoruz. Kod ekranını kapattığımızda, Excel belgesinde tıkladığımız hücre, gördüğünüz gibi belirlediğimiz renk kodunda olmaktadır. Yeni bir Excel ipuçları videosunda görüşmek üzere. Video çalışmamızı beğenerek, kanalımıza abone olunuz.